Evet değerli izleyenler, bayramın ikinci günü Kamil Isı isimli vatandaşımız kendini bilmez mangandalar tarafından darp ediliyor. Darp edildiği gibi Kamil Bey'in aynı zamanda kas hastalığının olduğu ve şahısların da serbest kaldığı ortaya çıkıyor. İşte Yüce Adalet'in bazen vicdanları yaraladığı kararlarla beraberiz. Şimdi Kamil Bey'den olayları soracağız. Kamil Bey bizlere anlatacak. Kamil Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Kamil Isı. Olay nasıl oldu Kamil Bey? Ola geldi, seslemeden kaba attı, dövdü. Nerede oldu? Aksabazan'ın içinde. Kaç kişilerdi? İki kişi. Peki neden vurdu size? Bir tartışma falan var mıydı? Ateş yaktığın için. Ne ateşi? Nasıl? Otobaktan ateş yaktığın için benim dükkan yanıyor demiş. Onun için. Otoparkın etrafında ateş yaktınız değil mi? Evet. Hani herhangi bir zarar yok. Evet. Ama iki kişi sana saldırdı. Evet. Saldıranlar kimler, tanıyor musun? Birisi Öken Evet. Attuş. O geldi beni dövdü. Birisi de arkada bekçi yapıyordu. Bekçilik yapıyordu orada. Evet. Peki sonrasında Sonra eve binmiş, kovan oldu niye de bastı gitti, kaçtı gitti. yaraların nerede var? Yüzünde belli yaraların var zaten. Başka var mı yaraların? Bacağımdan var, belim de var, burnumu yüzüm de var, yerim de var. Peki hastaneye nasıl gittiniz? Neler oldu? O anı anlatır mısınız? Önce polis geldi. Sonra da ambulans geldi. Ambulanstan bindim gittim. Peki polise ve ambulansa ihbarı sen mi yaptın? Ben yaptım. Önce polise aradım. Polis de tut, polise dedim ki ben kötüyüm dedim. Acil dedim. Ambulans gönder dedim. Gönder tamam dedi. Sen orada dur dedi. Yolun ortasına dedi. Ambulans da gönderdim dedi. Ben de geliyorum dedi. Yetişeyim dedi. Peki yaraların hala ağrıların var. Vay. Devam ediyor. Bilinde üzünde. Peki Kamil Bey, size saldıranların serbest kalmasına ne diyorsunuz? Yani adalete buradan neler söylemek istersiniz? Adalet istemiyor, yani kalmasını istemiyor. Yerinde kalmasını istemiyorsunuz. Evet. Ceza almalarını. Ceza almasını istiyorum. Devam etsin. Evet değerli izleyenler, kas hastalığı olan Kamil Bey'e iki kişi tarafından darp ediliyor. Ve adaletin verdiği karar sonucunda da şahıslar şu an ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bugün Kamil Bey'e yapılan bir saldırı yarın bir başka vatandaşa mı yapıldıktan sonra bu önlemler alınacak? Buradan adalet mekanizmasındaki yetkililere açık çağrımızdır. Bu tip olaylarda neden bir önlem alınmıyor? Neden bunlar yaşanıyor? Bayramı zehir eden insanlara bugün bayram tadında bayram yaşıyorlar. Buradan savcılarımıza açık çağrımızdır. Mağdur olan bir vatandaş ve elini kolunu sallayan iki maganda.